Hatiber'den merhaba. Bu hafta Yedikule Hayvan Barınağı'ndayız. Ve yanımda Yedikule Hayvan Barınağı'nın gönüllü meleği mi desek, yöneticisi mi desek, aslında her şeyi desek sevgili Meral Olcay benimle. Hoş geldiniz. Biz de hoş geldik, siz de bize hoş geldiniz diyelim. Meral Hanım, Yedikule Hayvan Barınağı, aslında gönüllülerin verdiği isimle Yedikule Sevgi Evi. Nasıl kuruldu? Sizden de dinleyelim. Yedikule Sevgi Evi'nin kurulmasının hikayesi çok ilginç. Önce biraz kendimden bahsederek kuruluş hikayesiyle bir bağlantı kuralım. Ben kediden köpekten korkan, korktuğum, yani korku boyutu çok yüksek. Üstelik cadde değiştiren bir insanken eşimin beni psikoterapistlere götürmesi hiçbir işe yaramadı. Ve ansızın eve küçük bir yavru köpekle gelmesiyle çember kırıldı. Ve ben sokakta gördüğüm hayvanları beslemeye başladım. Bir gün 99'lu yıllarda işe yetişmek için trafiğin az olduğu bu dar sur dibindeki yola girdim. Burası Fatih Belediyesi'nin moloz ve çöp döküm merkeziydi. Burada ihtiyar bir amca elinde 25, yani etrafında 25 köpek, elinde bir çuval gördüm. Ve hemen içimden bir ses, git sor bakalım ne oluyor. İkinci ses, işe geç kaldın, hadi işe git dedi. Ben birinci sesi dinledim. Biz sorayım bakayım ne oluyor diye. Amca dedim sen ne yapıyorsun? Kızım dedi bunları buraya atıyorlar ölmesinler diye. Ben de kuru ekmekle besliyorum. Kuru ekmekle hayvan beslenmez. Ben çok yakın bir yerde çalışıyorum. Her gün buradaki hayvanlara yemek getiririm. Sen merak etme dedim. Ve her gün buradaki hayvanları beslemeye başladım. Evde yemekler pişirerek. Fakat bir ay gibi kısa bir süre içerisinde o 25 olan sayı 50'lere 60'lara. 3 ay sonra 100-150'lere çıkınca artık bu olay beni aştı. O dönemki belediye başkanımız, o da mimardı meslektaşım, Eşref Albayrak'a gittim. Dedim ben Fatih bölgesinde hayvanlarla ilgili bir hizmet yapıyorum. Haberiniz yoktu, şimdi oldu. Ben projeyi çizeyim, bir hayvansever mimar olarak projeyi çizeyim. İnşaatın kontrolünü yapayım. Barınağımızı kuralım. Ondan sonra da sizden istediğim sadece lojistik destek verin. Biz hayvanseverlerle, gönüllülerle bu hayvanlara bakarız dedim ve olumlu karşılandı. 2000 senesinde 350 köpekle inşaata başladık. 750 köpekle açılışımızı yaptık. Aynı yıl içerisinde mi? Bir sene sonra. 2000'de inşaata başladık. 99'da ben tek başıma bakmaya başladım. 2000'de inşaata başladık. 2001'de açılışımızı yaptık. 750 köpek ve 2,5 dönümdü. Şimdi aradan geçen 20 sene içerisinde 8 dönümdeyiz ve 3000 köpek. O zaman hiç kedi yoktu. Şimdi 100 civarında engelli kedi var ve Türkiye'deki tek gönüllü hizmet veren yeriz. Evet. Peki Meral Hanım, burada ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Hani barındırmanın dışında, hani o barınak adı altında demeyelim ama o sevgi evi altında ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Valla şöyle, dediğim gibi 3000 civarında köpek var ve hepsi yuva arıyor. Yuva bulmak, hepsinin birer evi olması birinci hedefimiz. O nedenle sahiplenme sistemimiz tıpkı bir çocuk esirgeme kurumu gibi. İnternet sitemizden başvuru yapıyorlar. 25 sorudan oluşan bir formumuz var. Bunu dolduruyorlar. İnceliyoruz ve davet ediyoruz. Birebir mülakat yapıyoruz. Gönüllü danışmanlığını yapıyoruz. Aileye uygun olan köpekleri gösteriyoruz. Ortak kararla hem aileye uygun olacak hem de onlar sevecek. Evet. Sahiplendiriyoruz. Ama olay bitmiyor, takip ediyoruz. İyi bakılamıyorsa tekrar geri alıyoruz. Bu kadar incelememizin sebebi şu. Terk edilmiş köpeklerden oluşan bu canlılar bir travma yaşamış vaziyette geliyorlar. Biz ikinci bir terk edilmeyi yaşamasınlar, ikinci bir travmayı kaldıramazlar diye. Çünkü gönüllü ilgi alakası ve sevgisiyle bu travma atlatılıyor. Olmadı, geri biz bakamıyoruz deyip geri getirdiklerinde hayvan ikinci bir travma yaşayacak ve bizim onu tekrar hayata döndürmemiz o kadar kolay olmayacak. O nedenle yoğurdu üfleyerek yiyoruz, ince eleyip sık dokuyoruz. Peki, şimdi bir haberimiz var. O haberimizi izleyelim. Sonra tekrar buradayız. Dokuzuncu Banda ve Ciğer Festivali başlıyor. 26 ve 28 Nisan arasında düzenlenecek bu etkinlik öncesi, etkinliği düzenleyecek olan ekip takdir edilecek bir şey yaptı.
kedilere geldik. Çünkü onların en çok sevdiği şey tava ciğerdi. Biz de kendilerine ciğer reklam ettik ve festivalimize davet ettik. Bu hafta 9.sını düzenliyoruz. Sokak hayvanlarını ciğerle besleyen hayvanseverler, sokak hayvanları konusunda duyarlı olduklarını gösterdiler. Bunu daha da yaygınlaştıracağız. Kediler, köpekler, bütün hayvanlara yaygınlaştıracağız bunu. Çünkü biz aynı zamanda hayvanlara duyarlı bir kentiz. Peki Meral Hanım, bu kadar hayvanla ilgilenmek çok zor bir şey yani. Kendimden de biliyorum ama hani 3 kediyle bile zorlanırken burada binlerce hayvandan bahsediyoruz. İlaç, mama, ısınma, elektrik, bunlarla nasıl baş ediyorsunuz? Nasıl ayakta kalabiliyorsunuz? Şimdi Fatih Belediyesi lojistik destek veriyor. Çünkü Fatih bölgesine hizmet eden bir barınak. Aslında Türkiye'deki tek gönüllü hizmet veren yer. Fatih Belediyesi'nin bize katkısı elektrik, su, telefon, yemek toplamak için araç, çalışan 25 personelin 10 tanesinin maaşını ödüyor. Biz gönüllüler, Yetkili Hayvan Dostları Derneği olarak hayvanların her tür ihtiyaçları, mamaları, tedavileri, ilaçları, aşıları dışında çalışan geri kalan 15 personelin de maaşını ödüyoruz. Tabii çok çok zorlanıyoruz. Çünkü Azrail'le misafirin ve bağışçının ne zaman geleceği belli olmadığı için bizim bağışçıyı bekleme lüksümüz yok. O nedenle biz sürekli projeler üretmek zorundayız. Hayvansever çiftlere yönelik nikah şekerleri, nikah davetiyeleri, hoş geldin bebek şekerleri, pazar kahvaltıları, pati kafemiz birbirinden leziz, gönüllü annelerin yaptığı yiyeceklerle dolup taşıyor. Bunlardan tadabilirler. Pati shop'umuz var. Orada 7 kule markalı tişörtler, kupalar, yani hediyelik ürünler var. Onun dışında kişiye özel tasarım, bez çantalar, şimdi mesela market çantaları. Evet. Onlar da bizde butik. Yani biz her tür projeyi açıyoruz. En önemlisi koruyucu aile. Koruyucu aile projemiz. Buradan evinize köpek alamıyorsunuz ama buradan bir köpeğin koruyucu ailesi olabiliyorsunuz. Ayda 100 liralık bir aidat ödeyerek o hayvanın bize yük olmamasına sebebiyet veriyorsunuz. Doğal olarak tabii bu bizim 20 senedir yapmış olduğumuz bir proje. Doğal olarak 1000 köpek, 100 köpek, 50 köpek evlat edinirse bizim yükümüz çokça hafifleyecek. Hiç olmadı. Okullar mesela geliyor. Biz hep okulları davet ediyoruz. Çünkü hedef kitlemiz yeni yetişecek olan nesil. Biliyoruz ki yeni yetişecek olan nesil yetişkin hale geldiğinde evini mutlaka bir patili canla paylaşacak ve asla terk etmeyecek. Ve bunu da barınaktan alacak. O nedenle biz çocuklara çok önem veriyoruz. Yani koruyucu aile, sınıf olarak koruyucu aile olabilirler, bireysel olarak olabilirler, iş yerleri gelip olabilir. Bu bir imece olarak barınağı ayaklar üstünde tutmak için gerçekleştirdiğimiz bir proje ve ilgi bekliyoruz. Çünkü henüz yeteri kadar ilgi yok. Yani 20-30 ancak bu sayı 100'lere 200'lere çıksa herhalde biz i̇nşallah, daha rahat ederiz. İnşallah. Evet, çünkü barınağın ihtiyaçları o kadar fazla ki maması, ilacı, yorganı, battaniyesi, kış şartlarına göre. Kışın tabii. Yorgan, battaniye, kulübe. Yazın tabii, yazın da farklı. O zaman da güneş şemsiyesi derken hava şartlarına göre, mevsimsel olarak evinize köpeğin neye ihtiyacı varsa burada köpeklerine. Yazın mesela tıraş yapıyoruz. Değil mi? Tabii. Evinizdeki köpeğin neye ihtiyacı varsa dedim. Çünkü yazın tıraş oluyor, kışın elbise giyiyor. Su istiyor, ha, evet, serinlemek su istiyor. İstiyor. Evet, her şeye ihtiyaç var. Şimdi bir haberimiz daha var. Hep birlikte izleyelim. Edirne'de bir grup ilkokul öğrencisi. Yaşları çok büyük olmayabilir. Fakat gönülleri fazlasıyla büyük. Gerçekten çok güzel düşünmüşler. Farkındalık sahibiler hepsi. Toplumda böyle farkındalık hayvanlar konusunda, hayvanseverlik konusunda farkında olan bireyler görmek gerçekten sevindirici. Hem geri dönüşüme de katkıda bulunuyorlar, geri dönüşüme de yardımcı oluyorlar. Edirne'de ilkokulda okuyan bir grup öğrenci, içlerindeki hayvansever sesi dinledi ve bir proje gerçekleştirdi. Öğrenciler, sokak hayvanlarını mama almak ve kulübe yaptırmak için hikaye kitaplarını satıyorlar.
arkadaşlarımızla birlikte bir böyle bir proje yapmaya karar vermiştik ve bunu da şu an burada uyguluyoruz. Burada hem hayvanlara katkıda bulunuyoruz hem de böyle yararlı şeyler yapıyoruz. Hayvanlarımız konuşamadığı için onlar bizden yardım ve destek isteyemiyor. Ama biz bunları gerçekleştirip onlara mamalar için paralar ve bunları şeyler satıp böyle şeyler yapıyoruz. Hayvanlara katkı sağlamak için yaptık. Hayvanlara sevgi, nasıl davranacağımızı, yani onların nasıl sevildiğini, yani onlara mama vermemiz lazım. Onlara destek çıkıp yani sahiplenmemiz lazım. Onlara kötülük yapmamamız lazım. Biz de burada işte hayvanlara destek vermek için ve yardım vermek için burada para topluyoruz. Hayvanlara kötü davranmayalım diyen öğrenciler projelerine bir süre daha devam edecekler. Sahiplendirme şartlarınız neler mesela? Kısırlaştırma şartı var mı? Sağlık sorunlarına bakıyor musunuz? Hani evet, hepsi internet sitesinde var, bunun farkındayım. Ama sizin böyle ağzınızdan bastıra bastıra duymak benim çok hoşuma gidecek. Çünkü doğru olanı sizin söyleyeceğinizi düşünüyorum. 5190'lık, burası resmi bir kurum. Evet. Resmi bir barınak. 5199 sayılı hayvan koruma yasasına göre barınağa gelen hayvanın kısırlaştırmadan sahiplenmesi yasak. O nedenle sözleşmemizde de zaten yavruysa bunu kısırlaştıramayacağınız için yetişkin hale gelince kısırlaştırma zorunluluğu var. Sözleşmemiz o şekilde. Hasta olan hayvanlar tedavi olmadan zaten bırakılamaz. Özünde evet. Biz yaşatmak için varız gönüller. Ötenazi olmayan bir barınak. Evet, bu çok çünkü önemli. Her canlının yaşam hakkına saygı duyuyoruz. Körü, sakatı, felçlisi her canlı yaşamayı hak ediyor ve biz de ona bu şansı veriyoruz. Çok teşekkürler. Çok, yani ötenazinin olmadığı bir barınak olması da bizim gibi, sizler gibi insanların gerçekten şu an ben yine böyle bu şeylerde gönüllü yaşatmak için vardır. Çok çok enteresan. Ben mesela siz konuştuğunuz zaman bile duygulanıyorum. Yani bu çok özel bir şey. Şimdi de şöyle bir VTR'miz var. Hafta içi biz sevgili eğitmen Okan Arslan'la beraber köpek eğitiminin başlangıcıyla ilgili videolar çektik. Bir VTR çektik, düzeltiyorum. Onu bir izleyelim, sonra tekrar dönelim. Bu hafta yanımda sevgili Okan Aslan var, köpek eğitmeni. Kendisiyle hayvanlarla ilgili şeyleri konuşacağız. Havada biraz soğuk, zorlanıyoruz. Direkt sorulara girmek istiyorum Okan. Hoş geldin bu arada. Gaspar da hoş geldi diyelim. Evet. Şimdi köpek sahiplenmeye karar verdik. Evet. Neler yapmamız gerekiyor? Hani eğitime girmeden önce öncelikle şu bilgileri alalım diyorum. İlk öncelikle ailemize eğer bir köpek sahiplenmeyi düşündükten sonra barınaklar, rehabilitasyon merkezi, sokaktaki yatan binlerce köpekler var. Buralardan herhangi bir köpeği sahiplenebiliriz. Bununla beraber ailemizin hangi köpeği seçmesi konusunda birazcık olsun detaya girmek gerekiyor. Evet. Hangi köpeğin bizim aile ortamımıza uygunluğu, ırkın seçimi, ırkın büyük ırk, küçük ırk veya evet. daha da küçük ırklar olabilir. Enerjisinin yüksek olması. Bu tamamen bizim aile yaşantımızla ilgili, bizim kendi karakterimizle ilgili. Evet. Aktif bir yaşantıya mı sahibiz, değil miyiz? Bunları ölçüp biçip tartıp ondan sonra sahiplenme söz konusu olabiliyor. Evet. Bununla beraber köpekli yaşama girdikten sonra tabii ki de ister istemez bu köpeklerin ev ortamı adaptasyonu süreci işlenecektir. Evet. Bunun içinde tabii ki de bir temel bir eğitim süreci işlenecektir. Bu bizim aile konforumuzu ve köpekli yaşamımızı destekleyen şeylerdir. Bunun olması için de tabii ki de hem bizim özverimiz gerekiyor hem de köpeğin ihtiyacı olan bütün egzersiz ve sağlık ihtiyaçlarının hepsini bizim gidermemiz gerekiyor. Yani şunu söylüyorsun, sahiplenmeden önce ilk etapta biraz bir bizim de bir eğitimden geçmemiz ve hayvanın da bir eğitimden geçmesi gerektiğini savunuyorsun. Peki köpeklerin sosyalizasyonu nasıl olmalı? Köpeklerin aslında sosyalizasyon şudur, köpeklerin var olan yaşantısında duyduğu, gördüğü veya işittiği her türlü şeye karşı kötü bir reaksiyon göstermemesi için yapılan bir çalışmadır. Herhangi bir sesten korkması veya X bir cihazdan korkması bunların sosyal kısmının, yani sosyalizasyon kısmının
pekiştirilmesiyle ancak başa çıkılabilir. Bunlara karşı kötü bir reaksiyon salgılamaması gerekir. Agresyon, korku veya panik, bu tarz duygular köpekle olan iletişimimizi veya köpeğin sosyal ortamdaki iletişimini etkileyen şeyler. Anladım. Peki köpeğin mesela egzersiz ihtiyaçları nasıl karşılamamız gerekiyor? Mesela tasmayı nasıl seçmemiz gerekiyor? Bu hayvan mesela Gaspar'ı ne şekilde gezdirmemiz gerekiyor? Neler yapmamız gerekiyor? Hani temel itaat, evet seninle ilerleyen programlarda konuşacağız ama ilk etapta sanırım köpeğin bir alışma süreci olması gerekiyor. Kesinlikle. Yanlış bilmiyorsam değil mi? O yüzden hani tasma seçimi, egzersizini ne şekilde yapmamız gerekiyor? İlk öncelikle köpeğimiz bizim kesinlikle her zaman güvende olmasını istediğimiz bir pozisyonda olmalı. Yani tasma kontrolü burada çok gerçekten şart. Değil mi? Çünkü bizim şu anki yaşamımızda trafikten veya korkan veya korkmayan insanlardan dolayı kendi köpeğimizi her zaman kontrol altında tutmalıyız. Evet. Bu da doğru tasma seçimiyle önden geçer. Eğer yavru bir ırk seçmişsek bu süreci ödülle, yani köpeğin o takılan tasmaya karşı kötü bir tepki vermemesinin çalışması yapılması gerekir. Irka göre tabii ki de tasmalar mevcut. Yani çok küçük bir ırka, yani çok ciddi ağır tasmalar verilmez. Onun yapısına göre, karakterine göre tasmalar seçilmelidir. Anladım. Peki sen bize mesela Gaspar'la ilgili mesela ne gösterebilirsin şu anda? Yürüyüş ilk etapta sana ben geldim bir hayvan sahibi olarak. Dedim ki bana ne gösterebilirsin, ne yapabilirim, ben nereden başlamalıyım diyebilir misin? Hani ben tamamen sana bırakıyorum onu. Anladım. Şimdi ilk öncelikle eğer sahiplenmiş olduğumuz köpek Gaspar yaşında artık olgunlaşmış ve bebeklik sürecini atlatmış bir çocuksa köpeğimizle ilk önce bizim bir iletişim dili oluşturmamız gerekir. Yani köpek bize karşı neden ihtiyaç duysun, bizimle sevgi alışverişini nasıl yapabilir, biz onun ihtiyaçlarını nasıl karşılayabiliriz gibi bu süreçleri bizim iyice düşünüp taşımamız gerekiyor. Bu süre içerisinde köpeğin tabii ki ihtiyacı nedir? Oyundur, egzersizdir, yiyecektir, bol ödül ve sevgidir. Biz de bunun üzerinden ilerleyerek köpeğin bunu istekli hale getirmeye çalışıyoruz. Örneğin köpeğin tasmada sakin bir şekilde yürümesini eğer öğretmek istiyorsak bunu küçük küçük ödüllerle, sevgimizle pekiştirerek bunun üstesinden gelinebilir. İstersen onunla ilgili bir uygulama alalım mı senden? Tabii ki de. Mesela Gaspar olduğu için yavru bir köpekte bu biraz zor olacaktır az önce de bahsettiğin tabii, gibi. Tabii yavru köpeğin eğitim süreci de çok farklı, yetişkin bir köpeğin süreci çok farklı, köpeğin karakteri ve problemi ile alakalı eğitim süreci planlanır. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle Gaspar tabii ki de yani bir köpek ve yiyeceğe karşı da hevesli bir çocuk sonuçta. Tasmada bizimle beraber sakin ve bana karşı istekli yürümesi için benim onu ödüllendirerek bunu teşvik etmek gerekiyor. Gaspar gel. Aferin. Bravo. Gaspar gel. Köpek bize neden baksın? Köpek bizimle neden yürüsün? Bizimle neden vakit geçirsin? Biz onun ihtiyaçlarını karşılayacağız, ödülünü vereceğiz, sevgimizi vereceğiz ve gerçekten rahat bir yaşantı süreceğiz. Köpeğin de burada ihtiyaçları var, bizim de kendi yaşamımız içinde konfora ihtiyacımız var. Bizi zorlayan bir köpek her zaman bizim için zor bir hayat. Tabii ki de çok zor bir hayat sunar. Bunun için köpeğimizle birebir iletişimde olmamız gerekiyor. Sözlü olarak bunları pekiştirmemiz gerekiyor. Bunların önüne geçmek için de genel bir eğitim kapsamına gerekiyor. Biz köpeğimizle iletişimimizi bu şekilde yavaş yavaş koordine ettikten sonra bunu temel komutlara yavaş yavaş dökülebilir. Otur, yat, bekle gibi komutlar köpeğimizle olan iletişimimizi arttıran cümleler. Bu fiziksel aktiviteyle beraber mental bir aktivitedir aslında onun için. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Sana bu haftalık teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Haftaya otur komutlarına, kalk komutlarına, diğer komutlara da geçiyor olacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Burada çok köpeğimiz var. Kedimiz de var ama az seviyede. Engelliler var. Engelli kedilerimiz var. Peki, her gelen canlının mutlaka hikayesi vardır Meral Hanım. Böyle hiç unutamadığınız, hiç böyle ay dediğiniz bir hikaye var mı aklınızda kalan? Yoksa hiç mi unutamıyorsunuz? Hepsi mi var? Aslında şu an siz sorunca aklıma geldi. Yaklaşık bir 6 ay önce melek olan bir fenşi köpeğimiz Çiço vardı. Çiço. Onun geliş hikayesini hiç unutmam. Hepsinin geliş hikayesi var. Hatta koyduğum isimler bile bu geliş hikayeleriyle alakalı. Çiço 3 sene önce bir kışın Aralık ayında geldi. Şöyle ki Ankara'dan bir bayan arıyor. İşte burada bir barınakta
bir annenin 3 yavrusu vardı. Orada şiddet görmüş, çocuk tekmeyle felç olmuş, diğer yavrular ölmüş. Ben bu yavruyu size getirmek istiyorum dedi. Ben de Ankara'da hayvan barınakları yok mu? Hayvan severler yok mu? Niçin bana? Getirme. Lütfen onlardan destek iste dedim. Bu onlardan destek istemek yerine gece atlıyor otobüse. Köpeği de alıyor, 45 günlük bebek ve sabah köründe barınağa geliyor. Elinde minicik bir sepet ama göz temasında bulunmadım tabii. Sadece kızdım. Ben sana gelme demedim mi? Niçin geldin? İşte ben biliyorum ki siz yaşatacaksınız, onun için geldim. Tamam bırak ve git. Bir seni bozuk attım. Istemiyorum. Bir bozuk attım. Çünkü ben yani etimiz budumuz belli. O kadar yükü kaldıracak durumumuz yok. Hemen açtım kafesi, baktım şu kadarcık bir bebek. 1 kilo, 1,5 kilo ancak. Simsiyah gözlü. Senin adın Çiço olsun dedim. Çiço arkadaş demek zaten. Hastaydı geldiğinde. Yemek yesin diye neler yaptık. Açık büfeler falan, hasta oldu, iyileşti falan derken barınağın maskotu oldu. Hatta bizim her sene yapmış olduğumuz sevgi günü kermesi vardır. Sevgililer günü öncesi. O sevgililer günü, sevgi günü kermesinde ona küçücük bir tane önlük aldık. Öpücük 5 lira diye. Ve çadırın, etkinlik çadırının girişinde sevgili Tuna Arman'ın kucağında herkes bir öpücük 5 lira atıyor. Diğer yanaki öpücük 5 lira derken barınak arkadaşlarına yardım toplamıştı. Ama maalesef felçli hayvanların yaşam süresi kısa oluyor. 6 ay önce melek oldu. Çok üzüldük ama dediğim gibi hiçbir hayvanın hikayesini unutmuyorum. Sahiplendirdiğimiz hayvanlarla, sahipleriyle akraba oluyoruz ve sürekli irtibat halindeyiz. Özellikle engelli hayvanların bir an önce yuva bulmasını istiyorum. Bütün hayvanlarımız yuva bulsun. Hedefimiz o ama engelliler daha çabuk farklı. Yuva burada bulsun istiyoruz. Burada da şey diyebilir miyiz? Tuna Arman'dan konuştuk. Buradan da bir selam yollayalım Tuna. Evet Tuna. Tuna engelli annemiz. Engelli hayvanlar konusunda Tuna annemiz, gerçekten evet. Bir numaradır. Bir numaradır. Peki bir sahiplendirme ilanımız var. Onu bir izleyelim. Sonra tekrar buradayız. Bu dünya güzeli küçük kardeşleri yuva aranıyor. Henüz 2 aylıklar. Anneleri onları sokakta doğurdu. Ardından bir hayvansever geçici olarak sahiplendi. Eğer siz de bu şirin yavruları sahiplenmek ve yuva arayışlarında onlara bir kapı olmak istiyorsanız aşağıdaki telefon numarasından kedilerin sahibiyle iletişime geçebilirsiniz. 0532 240 62 11. İnşallah sahiplendiririz de diyelim. Peki dediniz ki barınakta hep gönüllülerle çalışıyoruz. Gönüllü olmak isteyenler ne yapıyor? Barınak haftanın 7 günü açık, 10:30-15 arası. Bu ziyaret saatleri içerisinde gelebilir. Önce tanışırız. Birkaç gün gelir. Eğer ben bu barınakta hayvanlara hizmet etmek istiyorum, faydalı olmak istiyorum diye karar verdim dediğinde bizim bir gönüllü başvuru formumuz var. Bu formu dolduracak ve artık bizim gönüllümüz olacak. Çünkü bu formda hangi gün gelebilirsiniz, hangi kollarda çalışmak istersiniz, bebek emzirmek, tıraş yapmak, yıkamak, yemek dağıtımına yardımcı olmak, hayvan gezdirmek, serumun başında durmak, hasta bir hayvanın başında durmak gibi bir sürü alternatifler var. Onlardan hangisini istiyorsa işaretliyor. Tabii burada herkes gönüllü olarak başvuru yapabiliyor. Ama önemli olan düzenli olarak gelebilmek. Mesela engelli Blue'umuzun annesi Özlem annemiz her salı günü Blue'yu da alır gelir ve bize 3-4 saat gönüllü olarak geldi. Az önce gördüm. Evet, 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 evet. Evet, engelli Blue'umuz annesi istikrarlı olarak önce gönüllü olarak gelmeye başladı. Sonra Blue'ya aşık oldu. Bu niyetini söyledi ve biz de sahiplendirdik ve hala görüşüyoruz. Yani dediğimiz gibi biz bir köpek sahiplendirmiyoruz. Bir evlat veriyoruz ve akrabalık ilişkilerimiz kuruluyor. Ölene kadar da o hayvan harika, devam ediyor. Harika. Şimdi bir kayıp ilanımız var. Sonra buradayız. Çakır, Alman tel tüylü pointer. Henüz 1 yaşında. 15 Nisan pazartesi günü akşam saatlerinde sahibinin evinden kaçtı. İzmit Yeşilova'da yaşıyordu. Sahibi kaçtığı günden beri Çakır'ı arıyor. Vücudunun sol tarafında bir yara izi var. Görenlerin ya da bir şekilde bilgi sahibi olanların aşağıdaki iletişim numarasından Çakır'ın sahibiyle iletişime geçmeleri rica olunur. 0545 850 47 49.
Sizce hayvanlar bizden ne istiyorlar? Aslında çok bir şey istemiyorlar. En çok istedikleri şey asla terk edilmemek. Bir hayvanın ortalama ömrü 15 sene. Bunu bilip ona göre hayatınızı bir canlı ile paylaşın. Onları asla yarı yolda bırakmayın. Sokaktaki hayvanlar için mama ve su, bir kap mama, bir kap su verin. Barınaktakilerin sevgi ihtiyaçları ve temel ihtiyaçları için destekte bulunabilirsiniz. Barınaktaki hayvanlar yuva bekliyor, acil. Biz insanlardan da istediğimiz, lütfen bakabilecekseniz alın. Değil mi? Çünkü onların, mesela az önce Alev'i gördüm. Tamam, kötü bir travma yaşadığının farkındayım ama şiddet gördüm. Çok çok kötü bir travma yaşadığının farkı. O kadar bir pitbull'dan bahsediyoruz bu arada. Birazdan da çekeriz onu. İnanılmaz sevgi dolu. Etrafında dönüyor, sana şey yapıyor. Yani beni al, beni ama al. Ama buradaki gördüğü sevgi ilgiyle alakalı bir şey. İşte onu söylemeye Tabii. çalışıyorum. Onu mesela barınakta gönüllülük çok önemli. Harika şeyler yapıyorsunuz. Sizler sayesinde biz kendimizi tanıtacağız. Belki daha çok gönüllüye kavuşacağız. Bu da sizler çok sayesinde olacak. Biz teşekkür ederiz. Biz size gerçekten teşekkür Aslında ediyoruz. Aslında sizinle hikayemiz kaç sene önceden evet. başlamış değil mi? Çocukken geliyormuşsunuz. Benim Meral Hanım'la hikayem, ben şöyle bir kendimle ilgili vereyim o zaman detayı. 1999 yılında haberlerde görüyorum işte hayvan barınağı açılıyor. Annemlere yalvarıyorum, hayvan istiyorum. Annemler diyor ki kızım, hani o bilinçle yetiştirildim ama. Ona gerçekten, yani bizim şu an bunu alıp sonrasında bakmama durumumuz olabilir. Bunun için yapmıyorum. Hadi barınağa gidelim. Ben Meral Hanım'a mektup yazmıştım. Tahmini 17 yaşında falan olmam gerekiyor. Meral Hanım'a mektup. Ben hayvan istiyorum ama annemler istemiyor. Diye böyle bir çocuk aklıyla, o zamanın şartları da tabii hani böyle her şey elimizin altında i̇nternet değil, internet yok. Yok, o yok, bu yok derken onlar ailem beni getirdiler. O zaman bu kadar da büyük değildi burası. Hatta o zaman ofisiniz, 2,5 dönümdü. Ofisimiz arkadaydı. Tabii. Böyle gelip hayvanlara bakıyordum. Haftada bir geliyorduk, seviyorduk. Meral Hanım'la öyle bir tanışmam vardı. Ne kadar güzel. Bak hala takip etmeye öyle. Ve hayvanlar için bir şey yapmaya devam ediyorsun. Ben seni tebrik ediyorum. Ben de sizi tebrik ediyorum. Bize buna sebep olduğunuz için. Hep beraber. Pativer'den bu haftalık bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Satın almayın, sahiplenin, barınakları ziyaret edin. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.